Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde Epic Games tarafından yılbaşına kadar ücretsiz olarak verilecek oyunları listeleyeceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda hatta yaklaşık 2-3 yıldır Epic Games her sene sonu ücretsiz olarak oyun dağıtıyor. Nasıl oluyor bu? Ayın 15'inden 31'ine kadar, yani her yılın Aralık 15'ten Aralık 31'e kadar ücretsiz oyunlar veriyor. Tabii zaman zaman bu oyunlar yüksek fiyatlı oyunlar olabilirken bazen de artık oyuncu sayısı düşmüş, ucuz olarak tabir edebileceğimiz fakat eğlenceli olan oyunlar oluyor. Bu yılda yine ortaya çıkan sızıntılara göre AAA olarak adlandırdığımız oyunların da olacağı söyleniyordu. Hatta bu oyunların arasında Red Dead Redemption 2 de vardı. Her sene olduğu gibi bu sene de yine Red Dead Redemption 2 sızıntısı gündemde. Çünkü geçtiğimiz yılda böyle bir iddia söz konusuydu. RDR2'yi Epic Games'in ücretsiz olarak verileceği iddia ediyordu. Fakat ne yazık ki geçtiğimiz yıl RDR2 oyunu ücretsiz olarak verilmedi. Fakat bu yılda yine RDR2'nin ücretsiz olarak verileceği düşünülüyor. Tabii benim fikrimi soracak olursanız hala Rockstar Games'in ilgi gören bir oyun olarak karşımıza çıkıyor ve fiyatı da yüksek. En son geçtiğimiz günlerde Steam indirimlerinde 98 TL'ye kadar düşen bir oyun olsa da hala sevilen bir oyun olduğunu ve Rockstar Games tarafından yine en çok hasılat yapan oyunlar arasında yer aldığı için bu oyunu Epic Games'e ücretsiz olarak verdirtmeyeceğini düşünüyorum. Fakat yine de çıkmadık candan umut kesilmez. Biz sizler için güvenilir kaynaklardan bu 15 gün boyunca ücretsiz olarak verilecek oyunları listeleyeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, Epic Games zaten bugüne kadar yaklaşık 5-6 tane oyunu ücretsiz olarak verdi. Kaldı geriye 9 oyun. Biz de güvenilir kaynaklar tarafından sızdırılan bilgilere göre bu 9 gün boyunca ücretsiz olarak verilecek oyunları sizler için listeliyoruz. Videonun yayınlandığı tarih itibariyle, yani 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan akşam 7'de verilecek olan ücretsiz oyun Lego serisine ait herhangi bir oyun olarak iddia ediliyor. Bu oyunun hangisi olduğuna dair herhangi bir sızıntı yok. Fakat Lego oyunlarının da yine ülkemizde pahalıya satılan oyunlar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Epic Games'in bu akşamki bombasının bir aile seveceğini tahmin ediyoruz. 22 Aralık akşam 7'de Epic Games tarafından ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebileceğimiz bir diğer oyun Planet Coaster oyunu. Planet Coaster, Microsoft Windows için geliştirilen, yayınlanan bir inşaat ve yönetim simülasyonu video oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Epic Games bu tür oyunları çok seviyor. Geçtiğimiz yılda Cities Skylines oyununu yine ücretsiz olarak kullanıcılara sunmuştu. Bu yılda yine ücretsiz olarak bir inşa üzerine kurulmuş bir oyun karşımıza çıkacak. 23 Aralık akşamı verilecek oyunumuz ise Hearts of Iron 4. Bu oyunda yine bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hearts of Iron serisine ait 4 farklı oyun piyasaya sürülmüştü. Bu da geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen serinin 4. oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda da zaten bu oyun ücretli olarak yayınlanıyordu. Fakat iddialara göre 23 Aralık akşamında Epic Games tarafından bu oyun ücretsiz olarak verilmesi bekleniyor. 24 Aralık akşamı karşımıza çıkacak olan ücretsiz oyun ise The Falconer. 2020'de yayınlanan Hava Savaşı video oyunu olarak karşımıza çıkan Falconer, ilk olarak Xbox One, Xbox Series X ve S için piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında Windows için de oynanabilir hale geldi. Bu oyunun da yine ilgi görecek oyunlar arasında yer alması bekleniyor. 25 Aralık akşamı verilmesi beklenen oyun ise Hell Let Loose. Bu oyunda birinci şahıs bir tank savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yani eğer daha önce benzeri bir oyun oynamadıysanız mutlaka karşınıza çıkan World of Tanks oyununa benzeyen bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine online bir şekilde oynayabileceğiniz oyun ücretli bir versiyonuyla karşımıza çıkıyordu. Fakat 25 Aralık tarihinde bu oyunun da ücretsiz olması bekleniyor. Bu arada arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapalım. Örneğin 22 Aralık akşamında saat 7'de bir oyun ücretsiz hale geldi. Bu oyunu bir sonraki gün akşam 7'ye kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Yani eğer evet Epic Games bu oyunları ücretsiz olarak verdi, ben bir iki ay sonra bilgisayar toplayınca bu oyunları oynarım gibi bir düşünceniz varsa hemen Epic Games hesabı oluşturun. Eğer varsa hemen giriş yapın ve o oyunları 24 saatlik süre aralığında kütüphanenize ekleyin. Çünkü daha sonrasında bu oyun sonuçta ücretsiz olarak verilmişti gibi
bir algıya kapılıp bu oyunu mağazada arattığınızda tekrardan ücretli hale geldiğini göreceksinizdir. Bu yüzden günler geçmeden her akşam 5-6 gibi Epic Games'i kontrol edip ileride oynarım mantığıyla bu oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 26, 27 ve 28 Aralık tarihinde yine çok da oyuncusu olmayan fakat zamanında piyasaya sürüldüğünde az da olsa oynanmış oyunlar karşımıza çıkıyor. Bu oyunlar Frambo, Kingdom Two Crowns ve Devil Daggers olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki aralığın son gününde gelecek bomba kadar iddialı değil bu oyunlar. Eğer arkadaşlarınızla oynarsanız belki yine seversiniz. Fakat asıl bombanın ayın son günü geldiğini belirtelim. Evet, şimdi geldik 31 Aralık tarihinde Epic Games tarafından ücretsiz olarak sunulacak olan efsanevi oyuna. Yılın son günü gelen o güzel oyun Mass Effect Legendary Edition. Bildiğiniz üzere Mass Effect serisi yıllardır ilgi gören oyunlar arasına yer alıyor. Mass Effect, Mass Effect 2 ve 3 oyunlarının 4K Ultra HD için yeniden düzenlenen ve optimize edilen bir sürümü olarak karşımıza çıkan Mass Effect Legendary Edition geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmüştü. Eğer bir Monster Notebook'unuz varsa, yani efsanevi bir sisteme sahipseniz, zaten bu oyunu yüksek çözünürlüklü ve yüksek FPS değerlerine sahip olarak oynayabilirsiniz. Ve eğer bu oyunu daha önce duymadıysanız size şöyle bir bilgi vereyim. Şu anda Steam'de 600 TL'lik bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde gelen Steam indirimlerinde bu oyun yine indirime girmişti. Fakat aman aman bir ucuzluk söz konusu değildi. Fakat Epic Games tarafında yılın son günü bu oyunun ücretsiz olarak verilmesi oyuncuları bir aile sevindirecektir diye düşünüyorum. Çünkü ilgi gören bir oyun ve 4K'da oynama imkanı olan bir oyun olduğu için Mass Effect Legendary Edition oyunu bu yılın bombası olarak geliyor. Ne yazık ki RDR yine gelmedi. Olsun diyelim, artık önümüzdeki yıl ya da GTA 6 çıkınca artık RDR 2 ücretsiz olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde sizler için 15-31 Aralık aralığında Epic Games tarafından ücretsiz olarak verilen oyunları ele aldık. Tabii ki bu liste için şu anlık bir kesinlik söz konusu değil. Çünkü zaman zaman böyle sızıntılar gerçekleşiyor. Fakat sonrasında Epic Games'e bakıyoruz, bambaşka bir oyun yayınlıyor. Gidiyor 5 liralık bir oyun yayınlıyor. Yine böyle bir şey de olabilir. Fakat sızıntıların kaynağının güvenilir olduğunu, yani büyük ihtimalle bu listedeki size saydığımız 9-10 oyunun yaklaşık 3-4 tanesini tutabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle yılın son günü verilen Mass Effect oyununun bir aile iddialı olduğunu söyleyelim. Önümüzdeki günlerde yine Epic Games, Steam veya Origin, Xbox Game gibi platformlarda sunulan ücretsiz oyunlardan, indirimli oyunlardan sizleri yine haberdar edeceğiz. Eğer sizin de bu oyunlar hakkında bir yorumunuz varsa, daha önce oynadığınız oyunlarsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda Epic Games'in vereceğini düşündüğünüz bir oyun olduysa yine bizlerle paylaşın, yorumlarda tartışalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.